Bey. Buyurun. Yüksel Bey, bu projeye hangi sebeple katıldınız? Dar gelirli çevrelerin, özellikle bu çevrede büyüyen çocukların eğitim ihtiyacı içinde olduğunu biliyoruz. Anadolu'nun nice köylerinde, kasabalarında sırf maddi imkanı olmadığı için okuyamayan altın gibi çocuklar var. Bu ülkenin okullarında okuyan bir mimar olarak vatanıma ve insanıma borcumu ödemenin bir yolu bu. Peki siz bu projeden ne bekliyorsunuz? Allah'ın rızasını. Ya, affedersiniz. Yüksel Bey. Ayla Hanım, kocanızın bu projeyle ödül kazanma ihtimali var mı? O yüzden mi para almadan çalışıyor? Kocamı duymadınız galiba. Onun için bunlar sadece hizmet meselesi. Yani ödüller ve reklamlar umurunda bile değil. Sorularınız için çok teşekkürler. Artık ikramlarımızdan tadabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yüksel Bey çok güzel şeyler söylüyor efendim. Onunla çalışmakla iyi yaptınız galiba. Dil kalbin tercümanıdır. Kalptekini bilmiyorsan hüküm vererek konuşma. Affedersiniz efendim. Merak etme. Bütün basın burada. Kimse şüphelenmeyecek. Katılım bayağı iyi oldu ha? Öyle. Gazeteciler nereden haber aldılar acaba? Ne bileyim. Bu adamların kulağı için delik derler ya. Neyse. Sonuçta projeye dikkat çekmiş oldular. Orasını geçtim. Ama sizin bu işi hayrına yaptığınız fikrine nereden kapıldılar onu anlamadım. Biz seninle anlaşmadık mı? Yarı fiyatına yapıyorum işte. Sen de sesini çıkartmayacaksın. Karınızın haberi var mı bundan? Yüksel, dikkat et! Dikkat et ağam! Dur Salih. Ama efendim, Yüksel Bey arabada kaldı. Sen kurtarman gerekeni kurtardın. Resimlere mi bakıyorsunuz? Evet. Sizin de bir resminiz asılmalıydı oraya. Aman estağfurullah. Siz bu adamı tanıyor muydunuz? Evet. Oğlum gibidir bana. Nerede şimdi, kendisini görmek isterim. Salih Kıbrıs Harbi'nde şehit düştü Ayla Hanım. Ne? Ama ben yani çiçeklerin notları o getiriyor sanıyordum. Yani Yüksel'den gelmediğine göre. Ne yazıyordu o notlarda? Yapmamı istediği... Bir dakika. Bir tanesine şöyle diyordu. Yalnız değilsin. Hiç yalnız olmadın. Ne zannediyorsun ki? İki kişinin üçüncüsü her zaman Allah değil midir? Nerede olursak olalım Allah bizimle beraber değil mi? İnsanın vahşileşmesi ne ürpertici bir durumdur Salih.
Vahşi hayvanlar bile böylesi vahşileşmiş insanlardan ürperip dehşete düşer. Kalp boşalınca insan canavar olur. Peki ya kalp dolunca? Kalbi sadece Allah zikri tatmin eder. Tatmin olan kalp nasıl davranır? Var edeni sevdiği için bütün varlıklara karşı derin bir ilgi duymaya başlar Salih. Bu sevgi öyle bir umman oluşturur ki gelen cehennem olsa söndürür. Ancak açık bir sine ummanlar gibi olabilir değil mi efendim? Açık sine hakkı açık sinedir. Sonsuzu seven sinesini derinleştirir Salih. Böylelerinin sevgisi gerçektir. Elini uzattıkları da ateşlerin en kor yerindekilerdir. Ateşi söndürecek sevgisi olandan başka ne beklenebilir ki?